Abdurrahman Dilipak, Amerika'da ne oldu? Beklenen oldu. Peki bundan sonra ne olacak? O belli değil. Şimdilik acil durum ilan ederek devir teslim dönemine yeni bir kriz çıkmasın istiyorlar. Cumhuriyetçileri senato önüne çağıran Trump, göstericiler senatoya kavga ederek değil adeta ellerini kollarını sallayarak girdiler. Bu kadar içeri girince içeride ne olduysa oldu ve çatışma çıktı. Dört kişi öldü, kaç kişi yaralandı o bilinmiyor. Bu durum korku, panik ve öfkeye sebep oldu. Sonuçta göstericiler çıkartıldı, cumhuriyetçi üyeler bile direnmekten vazgeçtiler. Trump sosyal medyada engellendi sonunda Biden başkan ilan edildi. Trump ise bu sonucu kabul etmediğini ama 20 Ocak'ta sorunsuz bir şekilde görevi devredeceğini söyledi. Ankara'dansa olaylarla ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Açıklama daha önce Türkiye'deki sosyal olaylar konusunda Amerika'dan gelenek açıklamalara çok benziyordu ve bu Amerika basınında tepkiyle karşılandı. Bir takım politikacıların ve basın mensubunun söylediği gibi bu bir grup çapulcunun işi değildi. Her ne kadar Demokratlar Başkanlık Kongre ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamış olsalar da onları kolay bir süreç beklemiyor. Esasen burada Demokratlar bu seçimi globalistlerle ittifak kurarak kazandı. Kamala Harris globalistlerin temsilcisi olabilir ve Biden o koltukta bütün dönem oturuyor olmayabilir. İster misiniz globalistler Trump taraftarlarının eliyle Biden'ı köşeye sıkıştırıp Kamala Harris'in önünü açsınlar? Yeni yıla heyecan verici bir başlangıçla girdik ve bu durum gelecek aylarda da temposunu artırarak devam edebilir. Belki ilk 3 ay daha sonra olacaklara göre göreceli bir sakinlikte geçebilir. Amerika'nın normalleşmesi bugünden yarına olmayacak. Zaten Covid'in getirdiği bir stres var. Trump'ın engellediği bazı projelerin hayata geçirilmesi gerek. Bakalım başka neler olacak? 6 Ocak olayları yargıya intikal edecek mi? Terör, şiddet olayları, suikastlar, sabotajlar olabilir mi? Önce globalistlerle demokratların uzlaşmaları gereken birçok konu var. Doların geleceği, Çin'le ilişkiler, İsrail ve Orta Doğu, AB ile ilişkiler, Birleşmiş Milletler, NATO ile ilişkiler, FED'in yeni Bretton Woods planı, İran Rusya konusu hemen hemen bütün başlıkları can alıcı konular olarak ve yeni dönemde acil çözüm bekleyen daha bir sürü konu sorun. Türkiye açısından Türk Amerika ilişkilerinin geleceği de önemli tabii. Türkiye dediğinizde bu başlık altında Türkiye'nin taraf olduğu, Türkiye ile ilişkilendirilen birçok başlık var. Şu günlerde Amerika'da yaşananların Amerika demokrasisinin iç yüzünü görmek isteyecekler için iyi bir fırsat oldu. Bu bir bakıma imaj açısından Amerika için bir yıkım oldu. Bu olaylar bir anda bu noktaya gelmedi. Seçim sürecinde adım adım bu noktaya geldi. Bir siyahinin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan süreç bu günlere geldi. Bu günden sonrası içinde bir anda sona ermeyecek.'' Özellikle Tanrı'yı kıyamete zorlayan evangelikler için böyle bir şey bütün teolojik kehanetlerin bir anda sona ermesi demek. Globalistlerin senaryolarını hayata geçirmeleri noktasında da daha birçok grupla uzlaşmaları gerekecek. Covid'in yayılması gibi bu krizin yayılması da tüm dünyaya göreceksiniz çok hızlı bir şekilde yayılacak. Bugünden yarına bir rahatlama söz konusu değil gibi gözüküyor. Bu saatten sonra kimse hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Kendi aralarında uzlaşmaları kolay değil. Hesaplaşmaları ise çok kanlı olabilir. Bu olaylar dünyaya şunu gösterdi. 40 yaşlarında sermaye sahibi bir oğlan, dünyanın en güçlü ülkesinin devlet başkanını sosyal medyada engelleyebilir. Trump'a karşı yapılan bu uygulama aslında bütün dünya liderlerine yönelik bir tehdittir. Sadece liderlere değil, sıradan insanlara da. Amerika'nın şimdi dikkatleri başka bir yere çekmesi gerek. Bunun için 11 Eylül benzeri bir saldırı da olabilir. Enerji santrallerine yönelik bir saldırı ya da siber bir saldırı mesela. Hiçbir şey olmamış gibi yarın insanlar işlerine dönecek değiller. Amerikan borsası, dolar, Elon Musk ve Bill Gates gibi isimler, FEDA, DSO, IMF, CIDAF, FBI ve benzeri örgütler Amerika'da daha çok tartışılacak. Tabii bundan sonra Trump'ın ne yapacağına da bakmak gerek. Trump'ın şahsında cumhuriyetçiler tarihlerinin belki de en büyük yenilgilerinden birini aldılar. Bunu bu şekilde içlerine sindirmeleri çok mümkün değil. Amerika'da düğüm çözülmedi. Her şey şimdi yeni başlıyor. Önce bir Şubat'ı görelim sonra Mart'ı bekleyelim. İster misiniz Orta Doğu'da kan gövdeyi götürsün, İslam'a karşı batıda bir meydan okuma olsun ve Müslümanlara ayaklansın? Müslüman liderlere yönelik suikastlar, ülkelere karşı saldırılar olsun. İsrail'e dikkat. Türkiye, Suriye, Irak, İran, Pakistan'a dikkat. Özellikle de İran Suudi Arabistan'a Mekke'ye ve Kudüs'e dikkat. Bakarsınız yeni mutasyonlar, salgınlar ortaya çıkmış. Dikkatli olalım, sabırlı olalım. Böyle olacak demiyorum ama geçen yıla bakınca gelecek yılda bunlar olabilir. Hazırlıklı olalım. İstanbul depremi hep aklımızın ucunda olsun. Ekonomik kriz siyasi krizi destekleyebilir. Bu kriz ve felaketler ardarda gelince toplumda huzursuzluklar kaçınılmaz olur. Böyle şeyler tarihte ilk kez olmuyor ve bu dertlerin çözümü sadece akli tedbirlerden ibaret olmamalı. Akıl olmadan olmaz ama tek anahtar akıl da değil, ahlaki tedbirler de olmalı. Tövbe istiğfar ve dua gerekli. Sabır ve yardımlaşma gerekli. Mayıs'ta Ramazan, Temmuz'da kurban var bu aylarda dikkatli olmamız gerek. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Abdurrahman Dilipak, Aşı Fetvası Hutbede girmeyin bu konuya dedim ya, bir şekilde Diyanet'i alet edecekler bu komploya. Fetva yolunu buldular. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir hizmeti var. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan inanç, ibadet, ahlak ve sosyal hayatla ilgili güncel fetva, karar ve mütalalarını bulabilirsiniz. İnşallah birileri orduyu, polisi, talebeleri ya da işçileri, memurları bu işe mecbur etmezler. Önce doğru bir soru sormanız gerek. Çok genel beylik sorulara verilen cevaplarda beylik cevaplar olur. Evet, zaruretler memnu, yani yasak olan şeyleri mübah kılar. Zaruret halinde domuz yenebilir, şarap içilebilir, onun miktarı da zorunlu miktarla sınırlıdır. Ama siz yaşamak için başkasını öldüremeyeceğiniz gibi, bir zararı gidermek için başka açıdan daha büyük bir zararı da kabul edemezsiniz. Bakın, takıye ve ruhsat gibi konular zaruretle ilgilidir. Takva azimette olsa da zaruret halinde ruhsatı seçmek de takvaya dönüşebilir. Takıye ise zalimler karşısında temel haklarına yönelik tehditten kurtulmak adına kendini gizlemek için yalana başvurma ruhsatıdır. Bir kişi takıyı yapıyor diye suçlanmaz suçlanacak olan onu buna mecbur edendir. Tabii takiye müessesesi istismar edilmiyorsa yoksa o iç takiye olmaz, yalancılık ya da münafıklık olur. Aşı olmadan hayati tehlikeden kurtulmanız mümkün değilse. Mesela aşıda domuz geni varmış diye Aşı yaptırmamazlık olmaz diyebilirsiniz kendi adınıza. O zaman ağrı kesici de öksürük şurubu da kullanamayız. Ya o aşıyı olduğunuzda mesela mRNA'da olduğu gibi sizde mutasyona yol açacak başka riskler taşıyorsa, mesela cinsel kimliğinizde değişiklik ya da ileride daha ağır bir hastalığa dönüşme riski gibi. Diğer aşılarda sakat doğum ya da kısırlık riski gibi. Sonuçta şundan emin olmamız gerek. Bu yapılan iş fıtrata zarar veriyor mu? sağladığı fayda ile taşıdığı risklerin toplamı tartıldığında hangisi daha ağır basar? Çünkü zararı faydasından çok olan bir şey helal olmaz. Şunu da görmek gerek. Hasta olduğunuz için aşı olmuyorsunuz. Hasta olmamak için aşı oluyorsunuz. Ve bu durumda da umulan faydanın gerçekleşmesi de %100 değil. Antikor geliştirmeyebileceğiniz gibi bu durum sizde başka sorunlara yol açabilir. Yan etkileri ise vurulduğunuz aşının tabi bir sonucu yan etkisi, muhtemel bir faydayı temin için muhkem bir bedeli, zararı kabul ediyorsunuz. Ve bu işin muhtemel risk taşıyan mübhem yanları da var. mRNA aslında tabiri caizse bir likit çip denemesi. Şimdiden HES kodu yerine kola bilezik şeklinde çip takma konuşuluyor. Sonra sıra kafamıza gelecek. Buna direnirseniz vatan haini ilan edecek birileri sizi. Bu bilgileriniz uluslararası sisteme, kaydedilecek. Kafanıza çip takıldıktan sonra artık siz bir nesnesiniz. Biyonik bir robot. Ölüm korkusuyla buna razı olabilecek misiniz? Birileri beyninize yükleme yapabilecek ya da beyninizi resetleyebilecek. Bunun fetvasını veren korkarım bilim adına FDA ve DSÖ'ye adeta iman eden laik fetvacılar da olacak, ilahiyatçılar da. Eğer onlar bana bunu kendi görüşleri değil de muhkem bir hüküm gibi dayatmaya kalkarlarsa bilsinler ki ben onların dininden değilim. Kendi sapkın fikirlerini bir başkasına din gibi dayatamazlar. Mevcut aşıların tümü şaibelidir. Bu konuda benim açımdan DSÖ ve FED ya da kendine güven duymadığım bir akademi ya da kurum tarafından verilecek ruhsata da itibar etmem. Şer'i olarak yani İslam'ın meşru gördüğü çerçevede bir hüküm için icma varsa itibar ederim. Cumhur'a itibar edebilirim ama bakmam gerek. Ama mutlaka şer'i çerçevede kalmak kaydıyla ahad tekil ya da azınlıkta kalan bir görüşe de tabi olabilirim. Onun için birileri fetva verdi diye hemen uyacak değilim. Sizden ulül emr konusuna gelince, benim imamımı savunduğu hilafet makamına usule uygun bir halife oturunca ona itibar etmediği için dövdürülerek şehit edildi. Usul şartı vardır. Söz konusu olan toplumsal maslahatsa yetkisine aldıklarına hesap verecek ve şeffaf olacak. Bu konuda istişare ve şura şartı var. Farklı görüşleri dinleyecek ve verilecek karardan yarar ya da zarar görme ihtimali onların fikrine başvuracak, sorularına cevap verecek. Muhkem Nas ile ilgili bir konu yok, mesele müteşabi alanda bir maslahat meselesi ise ve icma yoksa maslahatı cumhura göre düzenleyip diğerlerini meşru kabul ederek farklı uygulamalara izin vermesi gerekir. Yoksa içler karışır. Bilimsel bir araştırmada aşı karşıtlığı ve aşı tereddütünün sosyolojik olarak en önemli sebebinin hiçbir şeye güvenmemek olduğu ortaya çıktı. Esas mesele aşılara olan güvenin değil, siyaset ve ticarete bulunan tıbba olan güveninin azalmakta hatta bitme noktasında olmasıdır. Aslında bu konuda başka iddialar da var. Anlaşılıyor ki insan nesline yeni bir format atacaklar. Great Reset dedikleri bu olmalı. Artık fark ediliyor ki şirketlerin bu gizli planlarını durdurmaya devletlerin de bir gücü yok. Zaten bu virüsün nereden nasıl çıktığı da tartışmalı. Bu mikrobun mahiyeti de bilinmiyor. Tanı kitlerinin yanlış olduğu bir yıl sonra çıktı ortaya o tanı kitinin referansı olan Çin'den çarpıcı iddia. Koronavirüs dünyanın farklı bölgelerinde aynı anda çıktı. Bakın hala biz bu mikrobun mahiyetini bilmiyoruz, ihtiyat etmemiz gerek. Çünkü biyolojik bir savaşla karşı karşıyayız. İnsan nesline karşı bir katliamdan söz ediliyor. Bunlar kızıl derilileri yok eden, kara derilileri köleleştiren ve sarı ırkı sömüren aklın günümüzdeki versiyonu. Şengör kazuratın tadına baktı diye dalga geçiyoruz da, modern zamane tanrısı Bill Gates efendimiz düşündü ve taşındı, insanlık için tuvalet vakfı kurdu. İklim değişikliği sonrası aç ve susuz kalmasınlar diye onların kazuratlarını içleyip onlara gıda, idrarlarını içleyip içecek yapmaya çalışıyor.'' Bizim memleketimizde de işbirliği yaptığı şirketler, üniversiteler, kamu kurumları ve vakıflar var. Bu konuda bu kadar örgütlü çalışanlar şimdiden kendi ihtiyaçlarını da yetiştirmiş olmalı. Bakın milletin giderek bırakın aşıya güveni, yasamasına, yürütmesine, bürokrasisine, yargıya, akademisine, meslek örgütüne, sendikasına, vakfına, derneğine, cemaatine, basınına, iş adamına güveni kalmadı ki. Sahi biz bu uyarıların içindeki bu kadar yamyamı bugüne kadar nasıl fark etmedik ya da onlar nasıl sızdılar ve bu kadar itibar gördüler makam sahibi oldular? Bu siyasi emellerini dünkü müstevlilerin siyasi emellerini, şahsi çıkarlarını, finans kapitalin çıkarlarıyla tevhid eden çevrelerin elinden yakamızı kurtarmadan bize rahat yok. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yenakit